Ve yine dedik ya, bu güzel organizasyonu burada bizlere sunan Bağcılar Belediyesi ve yine Bağcılar Trabzonlular Dernek Başkanımız var. Onlar, yönetim, hep beraber bu güzel organizasyonu bizlere hazırladılar. Hatta ilki değil, 13.sünü düzenlediler. Bu 14 olacak, 15 olacak, 16 olacak. Bu şekilde silsileyle devam edip gidecek. İnşallah güzel şeyler de yapacağız burada. Yapıyorlar da kendileri. O zaman alkışlarımız Bağcılar Trabzonlular Dernek Başkanımız Sayın Ethem Coşkun için olsun efendim. Sayın İlçe Başkanım, Sayın Belediye Başkanım, Federasyon Başkanım, değerli hemşehrilerim, Bağcılar Belediyesi'ne otokoşla düzenlemiş olduğumuz 13. hemşehrilerine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli hemşehrilerim, bugün isterdim ki dernemizin kurulduğu günden bugüne kadar Bağcılar'da yaptığımız etkinlikleri anlatmaktı. Yapacak olduklarımızı anlatmaktır. Bu güzellikleri konuşmaktır. Ama bugün az olsa siyaset üzerinden birkaç kelime konuşmak istiyorum. Değerli hemşehrilerim, biz derneğimizi kurduğumuz günden bugüne kadar hiçbir zaman siyasi partilere biz kesinlikle bir yanında olma gibi, onunla beraber hareket etme gibi bir düşüncemiz olmadı. Ta ki Cuma gününe kadar. Çünkü bizim yaptığımız hamsi şöleni, ki bunu biz ilk Bağcılar'a, Trabzon'a deney olarak biz yaptık. 100 metrekarede 20 kilo hamsiyle başladık. Şükürler olsun. Bugün belediyemizle beraber huzurlarınızda belediye başkanımız Lokman Sarıcı'ya teşekkür ediyorum. Bugün 5 tonla yapmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda yaptığımız etkinliklerde yalnız Trabzon'umuza değil, Karadeniz'imize değil, ülkemizin bütün güzel insanlarına hitap eden bir program. Buraya gelen hiçbir vatandaşımıza siz doğru musunuz, batılı mısınız, hangi partide görevlisiniz diye kesinlikle bir sorumuz, düşüncemiz olmadı. Biz hep şunu söyledik. Dedik ki bu vatanı, milleti seven her kim olursa olsun bizim kardeşimizdir, onun yanındayız. Yalnız Trabzon'dan, Karadeniz'den değil, birçok yöreden gelen talepler üzerine dedik ki bir gün hamsi şöleni artık bazıları da yetmiyor. Bunu 3 güne çıkardık. Ama maalesef Cuma günü Sayın Belediye Başkanımız gerekeni söyledi, konuştu. Burada standartlarımızın kaldırılması, o günden beri inanmışsın. Yani şu güzellikleri ortaya getirmek için inanın yoruluyoruz, çalışıyoruz. Ama bu güzellikleri gördükten sonra o yorgunluğu üzerimizden atıyoruz. 30 yıllık sivil toplu örgütü hayatımda inan böyle 2 günde yaşadığım sıkıntıyı yaşamadım. Ama biz şunu söylüyoruz. Bize bir adım gelene biz 10 adım gittik. Nasıl ki biraz önce bahsettiğim gibi 20 çileyle başladık. Sağ olsun belediye başkanımızın sayesinde bunu 5 tona çıkardık. 3 gün diyoruz. İnşallah bunu bir haftaya çıkaracağız. Seneye bu güzellikleri tekrar görüşmek, yaşamak dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyorum. Sayın Başkanıma çok çok teşekkür ediyoruz.